Herkese merhaba. Serhat ben. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün memleketimde olan Eskişehir'deyiz. Hasan Polatkan Havaalanı. Bildiğiniz gibi Eskişehir'de iki tane meydan bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Hava Kuvvetleri'nin meydanı. Şöyle şehir merkezini size göstereyim. Şu an güney yönde bakıyoruz. Meydanın Daha doğrusu şehrin doğusunda askeri meydan, bir miktar kuzeyinde, ortasında da Hasan Polatkan Havaalanı bulunuyor. Anadolu. Bugün diğer uçuşlara göre bir miktar eğitim tarafına yönelmek istedim. Bir touch and go videosu çekelim. Base training, aircraft base training. Şöyle aşağıda uçağa doğru geçelim isterseniz. Size bir miktar uçak hakkında da bilgi vermek isterim. Livery olarak can komşumuz Azerbaycan'ı bugün yükledim. Şu an dayaremiz apron'da. External Power Unit almış durumda. Bizi bekliyor. Eğitim uçuşu olacağı için de bugün diğerlerine göre bir miktar daha farklı boyutta konuları ele alacağız. İsterseniz gelin kokpite geçelim ve uçuşumuza başlayalım. Herkese iyi seyirler. Okey, kokpite geldiğimizde aslında standart bir uçuştan çok da bir farklı bir setup olmayacağını düşünebiliriz. O yüzden size biraz flight preparation konusundan bahsedeyim. Bir eğitim uçuşuna gelmeden önce SimBrief uygulamasını kullanmadım. Zaten buradan bir miktar manuel bir load and trim sheet, manuel anlamda takeoff performans hesabı yapacağız. Bütün ayarlar ve hesaplar bizde. Sadece yakıt konusunu bir miktar irdelememiz gerekecek. Düşündüğümüzde bir tip eğitimine dikkate aldığımızda, eğer havayolu tecrübemiz yoksa ya da bu aldığım ilk tip eğitimi ise inexperienced crew member olarak değerlendiriliyorsam, aldığım tip eğitiminin en sonunda girdiğim skill test sonrasında lisansımı işletebilmem için bir aircraft based training dediğimiz eğitimi uçuşunu tamamlamam gerekiyor. Temel olarak 6 tane iniş kalkış, aslında 6 touch and go'ya tekabül edecek bir eğitimmiş gibi özetleyebiliriz kendisini. Aldığımız tip eğitiminin herhangi bir varyant uçağıyla bu eğitimi yapabiliyoruz. Biz bugün A320 CEO motor opsiyona sahip versiyonuyla bu eğitimi gerçekleştireceğiz. Şöyle bir detaylarına bakacak olursak, bugün uçağımızda yolcu olmayacak haliyle. Gelin isterseniz bir yüklemeyi birlikte yapalım. PEX'e 0 işaretledim. Ekibin dahil olduğunu varsayıyorum buna. Baktığımızda safety pilotu da dikkate aldığımızda aslında en az 2 tane eğitmen kadrosu bulunuyor. Sonrasında ise touch and go eğitimini alacak öğrenci sayısı kadar da ekleme yapıyoruz. Bunların zero fuel weight'e dahil olduğunu, daha doğrusu buradaki dry operating weight'e dahil olduğunu düşünüyorum. Kargo yüklememiz söz konusu değil. Burada yakıt önemli. Bugün için planım 10 ton yakıt almak. Bu şartlarda da zero fuel weight'imiz 44, gross weight'imiz ise 54 ton görünüyor. Burada direkt yüklemeyi tamamlayalım. Yakıtı aldığımızı varsayıyorum. Sonrasında gelelim servislere. Şöyle baktığımızda Ground Power Unit bağlı uçağımıza. Ön tarafta da merdiven var. Uçağa girdiğimizi düşünerek buradaki merdiveni de kaldıralım. Kapılarımız da kapanmış görünüyor. Sim ayarlarına şöyle bir geleyim. Haliyle bildiğiniz gibi livery değiştikten sonra buradaki ayarları da biraz kontrol etmem gerekiyor. Başlangıçta incremental thrust handling kullanacağım. Radyo altimetre call-out'ları bugün bizim için faydalı olacaktır. Kabinle alakalı ekstra bir ihtiyacımız yok. Go around modunun otomatik devreye girmesini istiyorum bugünkü operasyon için özellikle. Burada bunun da Nav in go around session'da seçmiş olma. Seçmediğim zaman çok da önemli değil, sadece bugün bir miktar kolaylık olsun. Çünkü bugünkü yapacağım operasyonda hem öğretmeni hem de öğrenci pilotu
canlandırmaya çalışacağım. Biraz iş yükü rutinden biraz daha fazla olacak. O yüzden mümkün olduğunca otomasyon seviyesini arttırmakta fayda var. Hava bugün güzel. Şöyle baktığımda brake fan, ice detection bu sistemlerinde olması çok da bir farklılık yaratmayacaktır. Bunu bu şekilde kaydedelim. Okey, EFB planlamamız bu şekilde. O zaman ne yapalım? Gelin cockpit preparation'a geçelim birlikte. Şöyle baktığımızda overhead panelden başlayalım. CVR kontrolünü yaptık. Ailerler nav modda. Exterior lights'a baktığımda şu an set. Signs on. Refueling de completed. 10 ton yakıtımız var. Hill kontrolü yapalım. Electricity 0. Tekrar kendilerini 10 yapıyorum. 60 amperin altında olduğunu gördüm. Yavaş yavaş da sönecektir. Yakıt pompalarını açalım. Hatta APU da çalıştıralım. Burada gürültü problemi olmasa gerek. Zaten tek customer biziz şu an Eskişehir'de. APU start. Onu yaptık. Sonrasında fire testlere bakalım. Switching checked. Ventilation burası okey görünüyor. ACP third occupant da cross checked. Baktığımızda maintenance panelde de şurada beyaz ışık görünmüyor. Main instrument panele geldim. Standby altimetremizi set etmemişiz. Bugün QNH 1020 lokal basınç saat çalışıyor. 10.30 Zulu civarlarındayız. 10.24 saat. Öğlen vakti. Havada 18 derece. Eskişehir'de müthiş bir hava var. Aşağıya gelelim. Incremental thrust setting şöyle bir atalım bakalım gerçekten de arkadaş idle'da mı? Geçen başımıza iş açmıştı bu setup. Devamında radar kapalı, transponder operation şu an için kullanmayacağız. Parking brake'te set görünüyor. Kargo kapaklarıyla işimiz olmadı lakin baktığımızda accumulator pressure'ımız zaten yeşil görünüyor. Nefis kontrol panele şöyle geleyim. VOR seçimini yapalım. Birazdan charttan göstereceğim. 4800 feet'i bugün tercih edeceğiz. Hava durumuna göre de artık 0.9 ya da 2.7 pistini kullanırız. Konsola geldiğimde oksijen maskelerimin hatta şuradan detayı varsa göstermeye çalışayım. Buradaki %100 neutral dilution knob'unun %100'de olması ve emergency knobunda kapalı olması gerekiyor. Şöyle testlere baktığımızda da blink işlem tamam. Transfer modumuz çalışıyor. Bir miktar şöyle ışığı kısmaya çalışayım. Okey. Sanki burası tamammış gibi görünüyor. Sadece ACP'leri prelimlerde kaçırdığım için tekrar açayım. That's it. O zaman heads down olalım. Bir de FMS'e gelelim. Evet, gene aynı hatayı yaptık. At suya geliyorum. Bir hava durumu isteyeceğim. Umarım çalışır. Lima Tango Bravo Yankee. Bir metar alalım. Received message. Bak. Bunu sabah da yapmıştı. Şimdi de aynı şekilde yapıyor. Atsu'dan hava istediğim anda direkt kendisine atıyor. O zaman Atsu'yla işimiz yok. Gelelim biz kendi FMS'imizden şuradan. Lima Tango Bravo Yankee. Lima Tango Bravo Yankee set. Uçuş numarası Sierra Bravo Oscar 1710 olsun. Cost Index çok da bugün bir işe yaramayacak. Başlangıçta 1.00 cruising level olarak girdim ama bunu 4800 de yapabilirsiniz. Zaten cruise ile çok fazla işimiz yok. Direkt tırmanış modundan muhtemel approach safhasına geçiş yapacağız. 18 derece demiştik.
Flatland'e geldiğimde kalkış pisti gerekiyor. O yüzden şuradan nereye geçelim? Simülatörün yok. Şuradan da alabiliriz aslında, değil mi? Hava durumuna girelim. Buradan meter seçelim. Bu ekranlar sizde görünüyor mu? Bakayım. Süper görünüyormuş. Buradan bir meydan. Anadolu, Lima Tango, Bravo Yankee. Değişken 4 knot değişken yönlerden. Fiuf 4000 10 km üzeri görüş. 18.019. Güzel. Yani iki pisti de kullanabilirim aslında. Hangisini kullanalım? 09 yapalım mı? Ben şimdi sol koltuğa oturacağım. Soldan yapıyormuşum gibi varsayayım. Bana soldan rüzgar altı her zaman keyif verecektir. Aynı durumu düşündüğümüzde zaten 2.7 kullansak orada da sağdan rüzgar altı olmak zorunda. Çünkü Eskişehir'de askeri trafiklerden ve şehir merkezinden dolayı biz meydanın kuzeyini kullanabileceğiz. 18.019 değişken 4. Teşekkür ediyoruz. Hadi gelin 2.7'den kalkalım. Herhangi bir SID girmedim. İniş için de yine 2.7'yi set edelim. Buna da bir arrival girmedim. Redneve geldiğinde Echo Sierra Romeo highlight edelim. Hava ne kadar açık da olsa. Situational awareness. Buraya Lima Tango Bravo Yankee 27 set olsun. Ya da bir saniye ya. 09 set edelim. Sorry. Az önce çünkü ne demiştik? Sol taraftan operasyon yapacağımızı varsaydığımızda 09 olsun. Bu da tamam. Şimdi buraya ekstradan bir şey daha gireceğim. Fix info. Çünkü visual approach olacağı için paterne giriş ve rüzgar altını bir extend etmemiz gerekecek. Uzatmamız gerekecek. Halil Lima Tango Bravo Yankee 09 pist başına buraya gireyim. Kaçtı burası? 87 idi. 357 radyalini set edeyim. Birazdan size neden bunu girdiğimi göstereceğim. Time check'i illaki threshold'u ebim olarak yapmamız gerekiyor. Bu radyal bana tam o noktadan geçtiğimi gösterecek. Yine derdimiz farkındalık. Thrust reduction acceleration yer artı 1000 feet 3600. Eskişehir'in plakasıyla aynı elevation'ı 26'ya 2600 feet örneğini verelim. Engine out acceleration performans hesabı yapmadık. Lakin yer artı 1500 olsun. 4100 feet gerili. İki flapla kalkalım ki Tachengo'yu da iki flapla yapacağız zaten. Buraya geldiğimizde QNH 1019, hava 18, değişken yönlerden 4 knot demişti. Biz kaç yapalım bunu? 09 operasyonu yaptığımıza göre 270'ten 4 olsun. Secondary flight plan, ops pardon. Nasıl olsa buraya iniyorduk. Şunu da yine 4100 yapalım. Tek motora düşersek bize fayda sağlar. Bunu da copy active yaptım. Second flight plan'de de bütün datalarım var. Ne eksik kaldı? Init Bravo. Gelelim hemen buradan. 44.1 27.7 zero fuel weight değerlerim. 44.1 27.7. Blok 10 ton demiştik. Süper. Kalkış ağırlığı 54.1, 25.3'te kalkış CG'si 27'den düşük görünüyor. O zaman bir performans hesabı yapalım. ...09'dan kalkıyorduk. Konfigürasyon 2. Anti-ice yok. PAX 10 olsun bugün. Load City synchronize ettim. Az önce ATSU çalışmadı. Muhtemel bu da çalışmayacaktır. Açıkçası sebebini bilmiyorum. Ben buradan manuel giriş yapayım. Rüzgarı 270'den 4 knot demiştik. Sıcaklık 18. QNH ise 1019. Şöyle girelim. Hadi bir hesap yapalım o zaman. Bakalım değerler kaç çıkacak.
Green Dot 193 çıktı bir kere. Şuradan bir cross check yapalım. Doğru. Süratler 116, 124, 124. 116, 124, 124, Lex 63, 07 up. Nokta 7 up, 7 up. Bunu da buraya girmiş olduk. Okey, performans da tamam. Şöyle bir heads up alalım tekrar. QNH 1019'du. Şöyle hepsini 1019'a resetleyeyim. Süper. O da geldi. Şimdi o zaman şu chartlardan biraz Eskişehir meydanından size bahsedeyim. Bir de aynı zamanda Tachengo paternini de konuşmamız gerekiyor. Okey. Şu an chart sanırsam ekranda görünüyor. AI'dayız yine. Airport Operational Information. Meydan bugün bizim için açık durumda. Marshaller available on East Apron demiş. Biz de available olacağını söylüyor ama sanırım Sineri'den dolayı böyle bir şansımız olmayacak. Circling approach south of aerodrome prohibited due to military jet activities. Bunu bahsetmiştim size. 09 için non-standard glide path interception. Landing threshold'dan sonrasında şöyle bakalım, 314 metre görünüyor. Remaining distance beyond glide path ise 2686 metreymiş. Bakacağız. Bildiğim kadarıyla bu tayyare burada terrain işareti de verdi geçen Eskişehir inişinde ama bakalım. Beğenmezsek zaten VMC'yiz. Bilerek bir şekilde kaparız. EGPWS ya da GPWS'e. Pushback startup. Zaten burada pushback gerekmeyecek. Direkt motor çalıştırıp yola çıkarız. De-icing available'mış. Şöyle baktığımızda Eskişehir MSA'nin 8000 feet olduğu bir meydan. Şurada gördüğümüz gibi şöyle zoom in yapacak olursak Eskişehir Hava Kuvvetleri'nin burada birinci hava üssü bulunuyor. Biz hemen onun kuzeybatısındayız. Şöyle. Echo Sierra Romeo co-located VOR DME'ye sahip ve NDB'ye sahip. Echo Sierra Kilo ise sadece DME only. O da Eskişehir'de. Sanırım Vortec arada bir açılıyor ama tabii biz sivil olduğumuz için o neveyi de kullanmıyoruz. Maniyalar bakacak olursak Boz Dağları şöyle yukarıya geldiğimde 6100'lük antenler var. Burada ise tepeler ve antenler 4970. Yani şurası 5000 feet altı lakin biraz daha kuzeyde 6000 feet'in üstünde. Sadece bir tane piste aletli yaklaşması var. O da ILS yaklaşması. ILS Cat 1, India Echo, Sierra Romeo. Bugün bizim onunla işimiz zaten olmayacak. Eskişehir'in hemen doğusunda da FIR değişim sınırı var. İstanbul FIR'dan Ankara FIR'a geçiş burada yapılıyor. Okey. Piste özelliklerine şöyle bir bakalım. Sonuçta 09 pistini kullanacağız. 3000'e 45 metre 3 derece papisi bulunuyor meydanın. Bu pistin bu tarafında yaklaşma ışıkları var. 2.7'yi düşünürsek de keza yine aynı özellikler burada geçerli. 09 pisti ortalamada 0.2 nose down, sorry, down slope. 2.7 ise 0.2 pistonu up slope görünüyor. Center line lights yok. Sadece kenar ışıkları var. Onlar da 60 metrelik high intensity light olarak görünüyor. Threshold Elevation'da 2599, yaklaşık 2600 feet. Bu da tamam. Yani meydanla alakalı aslında sahip olacağım bilgi bundan ibaretti. Size şöyle FCTM'den, Flight Crew Technics manuelden Visual Pattern'ı açtım. Dokümana sahip olanlar varsa kendi kitaplarından da bakabilirler. Bugün yapacağımız Tachengo'yu biraz anlatmaya çalışacağım. 09'u seçmemizin altında yatan sebep de burayla böyle görsel olarak da eşitlensin diye. Baktığımızda bir şekilde kalkış yapacağız. Kalktıktan sonra iniş takımlarını topladıktan sonra thrust climb kolu geliyor öğretmenden ve gazları flex'te kattıysak climb'a, toga'da Tachengo yaptıysak da yine climb'a çekiyoruz. Çektikten sonra burada 1500 feet'te esas bacak diyor. Bir şekilde sola dönüş yapmamız gerekecek. Buralar bir miktar modifiye olabilir. Size şu şeyi gösterecektim, özür dilerim. Bir tane
taksi yapacağımız rotaya şöyle bakacak olursak aslında biz şu an 1 numaradayız. Buradan Hotel Lima'ya girip bir şekilde Eco Holding Point 09 pistine kalıp girip kalkış yapacağız. Sonrasında hep 09'u kullanacağız. Devamına gelecek olursak da şöyle bir tane Instrument Aperture Chart'ı göstereyim size. Meydanın güneyini kullanmayacağımız için örnek veriyorum 09 pistinin ailesi bu. Circle to Land söz konusu olursa şu sağ alt köşede yazdığı gibi kaçmış 4800 feet'te yapacağız. Yani yerden yaklaşık 2200 feet yüksekte ve meydanın kuzeyinde yapın diyor circling yapacaksanız. Okey, bu bilgiye de sahip olduğumuzda tekrar gelelim şöyle. Bu da ne demek oluyor şimdi? Kattık, thrust reduction'ı yaptık. Sonrasında iki flapla kalkacağımız için flap'ı 1'e set ettik. Sonrasında S-speed set etmemiz gerekiyor. Burada yani paterni full bir flapla uçacağız rüzgar altı sonuna kadar neredeyse. Rüzgar altında ise ne diyor? Artık yerden burada 1500 feet ALD yapın diyor. Lakin biz meydandan dolayı Publish Circling burada yer artı 2200 feet'te olacak. Rüzgar altında varsa after takeoff checklistinizi yapın. Ya da acceleration flow pattern'i kontrol edin. Approach activate edin. Varsa approach checklisti yapın ki burada instructor after takeoff checklisti ve approach checklisti ve landing checklisti. Daha sonra normal checklisti bu manevra esnasında böyle özetleyebilir. Yani bütün itemlara bakmak sonuçta içeride yolcu yok. QNH değişikliği falan da söz konusu değilse Engine Mode Selector kullanımı da söz konusu en azından bugünkü uçuşta olmayacağı için parantez içinde türbülans ya da seviye türbülansla karşılaşmazsak bir şekilde bu checklistlerin maddelerine şöyle göz ucuyla bakacağız. Tabii ki de deadly itemlar bir şekilde Flight Warning Computer tarafından da bize verilecektir. Approach checklisti yapın. Sürati manage'e artık set edebilirsiniz. Çünkü S-speed olacak ve activate approach olduğu için uçak S-speed'i tutabilir nitelikte olur. Flight direktörleri kapayın. Track FPA'yı da on yapın diyor. Bugün dediğim gibi öğretmen ve öğrenci pilotu simüle edeceğimiz için ben bir miktar bu bölgede otopilotu kullanma durumunda söz konusu olabilir. Sadece rüzgar altına kadar bana kolaylık sağlasın diye. Bir şekilde rüzgar altındayız. Manuel uçuyoruz. Ve 09 pistinin ne ebim olduğumuz nokta işte az önceki çizdiğim ve şu an ekranda bakayım siz görüyor musunuz? Şöyle size göstereyim plan modda. Gördüğünüz gibi şurası 09 pistin threshold'u. Biz böyle rüzgar altına geldiğimizde şu nokta itibariyle time check'e başlayacağız. Okay. Tekrar chart'ımıza gelirsek burada ne diyor? Ebim threshold start timing of 3 seconds per 100 feet above aerodrome level and correct for wind by plus or minus 1 knot, sorry, 1 seconds per 1 knot. Buradan da ne anlıyoruz? Rüzgar altında bir kere rüzgar komponentine bakacağız. 2200 feet yüksekte yapıyorduk. Yani 100 feet'e göre tuttuğumuza göre yani 22. 22 3 ile çarptığımda 66 yapıyor. O esnada eğer kuyruk rüzgarı alırsak kaç knot alıyorsak o kadar kısaltacağız. Kaç knot kafa rüzgarı alıyorsak ki kafa rüzgarı alma ihtimalimizin hani mantık çerçevesinde olmaması gerekiyor. Bu pisti touch and go yaptığımız ama bugün rüzgar değişken olduğu için illaki bu eksi artıyı dikkate almamız şart. Geçen sene touch and go yaptığımız arkadaşlar Samsun'da hatırlarlar. Kimi zaman gerçekten adverse weather denk gelebiliyor. Hani 50 knot rüzgar estiğini hatırlıyorum Kütahya'da ve Samsun'da. Bakalım Eskişehir bu konuda bugünün havasını dikkate aldığımızda aslında çok da problem yaratmayacaktır. Bir şekilde bunu uzattık. Bu da ne diyor? İşte artık esas bacak rüzgar altı. Flap 2 iniş takımları sırasıyla Grand Spoiler Armed, When Landing Gear Down Flaps 3. Bir şekilde alçalmaya burada başlıyoruz. Alçalışla alakalı da işte Shallow Descent yani böyle 400-500 FPM'lerle alçalıp derdimiz burada papileri görene kadar pede oturmak. Bu zamanlamayı da zaten bu Shallow Descent ile P'de oturacakmış gibi planladık. Bir şekilde profile geldiğimizde Flaps full landing checklist. Burada bir hatırlatmamız var. No brakes, no reverse ya da no reverse, no brakes. Bir şekilde bu yaklaşmada fren ya da reverse daha doğrusu inişte kullanılmayacağını hatırlatıyoruz. 500 feet'te tamamen stabilize olacağız. Olmazsak go run flaps. Olduğumuzda inişe devam ediyoruz. Continue koluyla bir şekilde touch and go'yu yaptık. Asıl aslında
Hareket burada yerde de başlıyor. Yani touch and go manevrası. Basic'te şöyle bir hatırlatma yapayım. Touch and go eğitim. Daha sonra aircraft based training isminde hep yanlış böyle söylüyoruz. Aircraft based training yaklaşma ve iniş eğitimidir dostlar. Yani kalkış, tırmanış buralara çok fazla yoğunlaştığımız bir durum değil. Skill testte zaten öğrenciler kalkışı, inişi, emniyeti yapabileceğini kendileri bize proof ediyorlar. Bir şekilde biz bunu yapacağız diyorlar. Burada ise gerçek bir uçakla iniş ve yaklaşma eğitimi çalışıyoruz aslında. Haliyle burada öğretmen kumandalar alabilir ya da sizden bir ortaklık bekleyebilir. Aslında standart task sharing'e baktığımızda yere bir şekilde değdikten sonra fren ve reverse kullanmıyoruz. Sonrasında öğretmen burada stand up diyor. Stand up dediğinde buradaki öğrenci pilot arkadaşımız gazları yaklaşık bir 5 santim açıyor. Yani böyle 50 envan, 50-55 envan civarlarına geliyor. Tabii bu 5 santim IAE motor ve CFM motorlara göre farklılık gösterecektir. Bugünkü opsiyonumuz CFM. Stand up ile birlikte gaz açılıyor. Bu esnada centerline muhafaza. Öğretmen ise spoiler'ı disarm yapıyor. Rudder trim eğer 0 değilse sıfırlıyor. Flap'ı full'den 2'ye alıyor. Tabii bunların hepsinin başlaması için inişle birlikte spoiler extension'ı uçak yere indikten sonra birimin de ileriye otomatikman sarıldığını görmesi gerekiyor. Yani uçağın flare moddan ground moda geçişini gözlemlemesi gerekiyor. Sonrasında bu işlemler bitip flap 2'ye geldiğinde öğretmen pilot, öğrenci pilot arkadaşımıza go diyor. Go dediği anda öğrenci arkadaşımız direkt çıt çıt, hatta çıt 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 bir şekilde TOGA'ya set ediyor gazları. TOGA'ya set ettikten sonra öğretmen hemen engine work display ile karşılaştırıp thrust'ın set olduğunu garantiliyor. Ve ekranda göreceğimiz süratte de rotate diyor ve bir şekilde rotation'ı öğrenci saniyede 3 derece olacak şekilde yapıyor. Uçağın tabi boş olduğunu, yani hafif olduğunu dikkate aldığımızda bu rotate çok daha dikkatli ve tutarlı yapılması gereken bir manevra haline gelmiş oluyor. Teker kestik, positive climb, gear up. Sonrasında öğretmen iniş takımına toplandıktan, retraction'dan sonra thrust climb diyor ya da climb thrust. Bir şekilde gazlar az önce TOGA'daydı ve öğrenci tarafından climb detent'e alınıyor. Flight director takibi burada var. Uçak haliyle thrust climb SRS moda geçiyor. Acceleration irtifasına geldiğimizde de thrust climb open climb'a geçiyor. Ya da climb da olabilir o esnadaki nav moddaysa eğer. Ve acceleration'a başlıyor. Bu acceleration'da flaplar bir step toplanıyor. İki flap da yapıyordu çünkü biz kalkışı ve touch and go'yu. 2'den 1'e attığımızda target speed'in S olarak set edilmesi gerekiyor. Burada kaçırmamamız gereken şeylerden bir tanesi bu. Select S speed. Call olarak pull speed 175, pull speed S speed ya da select S speed denmesi burada her türlü uygundur. Zaten iki pilot da ne yapacağını bildiği için farklı bir şeyin anlaşılma ihtimali söz konusu değil. Sonrasında ise tekrar rüzgar altına giriliyor. Bu touch and go manevralarından hemen sonra öğretmen kumandaları muhtemel alıp öğrencimize burada rüzgar altında girişteki o boş alanda touch and go ile alakalı küçük bir, çok küçük bir data transferi yapıyor. Bilgi transferi. Buradaki amacımız ne? Az önceki inişin, daha sonra touch and go'nun nasıl olduğu, öğretmenin varsa yorumları, öğrencinin ise fikirleri, yapılan doğruların vurgulanması, yapılan yanlış actionler varsa da bunların yapılmaması üzerine küçük bir soft briefing yapılıp yaklaşmaya tekrar başlanıyor. Yani buradaki yazanların hepsi böyle iş yüküne göre, hava durumuna göre illaki eksiksiz yapılıyor. Lakin flow'ların böyle parametrelerin sırasındaki minik değişiklikler de kabul görecektir dostlar. O zaman tamam mıyız? Sanki yine fazla yıkadık gibi. Gelin hadi içeriye geçelim şöyle. Ekranı bir garantileyim, siz de tam görüyor musunuz? Süper. Tabii bu uçakta bu işlemleri yaparken ne gibi farklılıklar olacak, ben size ondan da bahsedeyim. Tek pilot olduğum için bugün bu işlemleri yaparken yere değdiğimizde spoiler bu arm olarak indiğimi varsayarsam buna bir şekilde basmam gerekiyor. Lakin kamerayı buraya indirip basmak yerine ben klavyedeki bir tuşu kullanacağım. Şöyle yapacağım. Onu da bu şekilde yapabileceğimi düşünüyorum. Spoiler böyle momentarily hemen şöyle tık tık yapıp arm moddan disarm'a almış olacağım diyeyim. Stand up kolu
Maalesef aynı anda kamera işleriyle de ilgilendiğim için ve radarla da kullandığım için gaz kollarını ve incremental thrust'a kapacağım için stand-up burada ben yapmayacağım. Ya da bunu gerçek Tachengo'daki kadar net bir şekilde göremeyeceksiniz. Ama pist uzunluğunu dikkate aldığımda bugün buna bir şekilde ayar çekeceğimizi düşünüyorum. Soranlar olursa yine yorumlara sorularını bıraksınlar. Bir şekilde cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Okey, yıkanmış bir briefingde, daha doğrusu yapmış olduk diyelim. Sırada ne var? Tabii ki de olmazsa olmazlar, checklistler var. Okay, cockpit preparation checklist. Gear pins and covers removed. Fuel quantity checked. 10,000 değil hatta. Neymiş? 9,960 kilograms. Signs. On auto arm. Aiders. Pre-nav. Barref. QNH 1019er. Cockpit preparation checklist complete. Okay. External power off yapalım. APU bleed'i on yaptım. Buradan da hemen kendisini ayıralım. Ground cockpit, please remove external power. Okay, bunu da remove ettiler. Bulunduğumuz pozisyonda motor çalıştırıp direkt taksiye başlayacağız. O yüzden startup clearance alacağız. Okay, şöyle bakalım uçuş numaramız neydi? Sierra Bravo Oscar 1710. Azerbaycan'da mı kullanalım biz? Okay, Anadolu Tower. Bu arada Anadolu Tower deyince direkt 97 ve 98 senelerine gittim. İlk Flight Simulator kullanırken Eskişehir'de operasyon yapıyordum yine genelde. Anadolu Tower o zamandan beri sağlam yerinde duruyor. Bütün kuledeki çalışan arkadaşlarıma da selamlar olsun buradan. Okay, Anadolu Tower. Merhaba. Azerbaycan 1710. Got stand number 1. Information. Alpha. Request startup clearance for Tachengo. Okay, startup app route reported for taxi. Squawk 1000. Squawk 1000, startup app route for runway 09, Azerbaycan 1710. Okay, bunu da set ettim. Hemen flow'a başlayalım. Beacon on. Windows closed. Thrust ever idle. Parking brake set. All slides armed. Kabin ekibi varmış gibi düşünüyoruz aslında ama bu slaytların da böyle otomatik olması benim işime geliyor açıkçası. Before start checklist, mobile devices. Her zaman unuttuğumuz şeyi şöyle yapalım. Flight mode. Take off, parking brake set, take off speeds and thrusts. 116, 124, 124 and 63. Windows and doors closed and secured. Beacon on, checklist complete. Ground cockpit, starting engine number 2. Okay, primary, secondary flight engine parameters. Kontrol ettik ve starting engine number 2. Boeing serisine göre şöyle kıyasladığımızda Boeing genelde sistemler left ve right olarak ayrılıyor. Airbus'a baktığımızda ise sol taraf genelde 1, sağ taraf ise 2 olarak anılıyor. Genelde böyle butonların isimlendirmesinde kullanılıyor. Sadece fuel olarak düşündüğümüzde bizde left ve right tabiri kullanılıyor diyebilirim. Okay, gray background'un gitmesini bekliyorum. Gitti. Starting engine number 1.
Okay, Grand Cockpit clear to disconnect. Give me hand signals. Tım tım tım. Motorlar güzel. Yeşil yeşil. Engine mode selector normal. AP off. Flaps 2. Takeoff CG kaçtı? 25.3. Hadi gel bakalım, birlikte gidelim şöyle. Bir zoom in yapalım. 25.3. Sanki okey gibi. Okay, after start check the stanchions off. ECAM status checked. Pitch trim 25.3%, rudder trim neutral. After start check is complete. Flight control check. Full up, full down, neutral, full left, full right, neutral, rudder, full left, full right, neutral. Ready for taxi, Azerbaijan 1710, taxi holding point runway 27 via parallel taxiway. Okay, we have taxi approvals, clear left side. Clear right side, lights on işareti de aldık. Nose wheel steering disconnect mesajı görünmüyor. Sadece bir company message, muhtemel bu yükleme ile alakalı. Atsu, hem çalışmıyorsun hem de bize mesaj gönderiyorsun dostum. Okay. Parking brake released. Şimdiki incremental thrust açık. Hadi taksiye başlayalım. Sol taraf temiz, sağ taraf temiz. Hadi buradan sağa dönelim. Brake check. Pressure zero. Nerede şuradaki gibi böyle minik problemler var. Işıkları ortaya falan koymuşlar. Gerçekte böyle ihtimaller söz konusu değil. Kenar ışıkları böyle yüksekte olabiliyor. Hani sıva üstü diyebileceğimiz elektronikçiler, elektrikçiler anlar benim. Lakin şeye baktığımızda yol boyu taksi yolu ışıkları, pist ışıkları, en azından Central Line Light'a dikkat edin. Onlar sıva altı gömülü bir şekilde install ediliyor. Alright. Brake check'ten sonra Terreno ND, şimdi bugünlük için kullanmayacağım. Radarla işim yok. Ready to wind shear. Transponder operation check ettik. Okay, Pakize ile de konuşalım. Pakize, are you ready for departure? Okay, cabin secure for takeoff. Pakize'nin olduğunu varsayıyorum ve birazdan düğmeye basacaktır FAP'den. Biz de kabinin ready olduğunu göreceğiz. Onu gördükten sonra da checklist yaparız. Güzel. Taxi checklist, flight controls check, flap setting, config 2, radar and predict the wind shear, off auto. Checklist'te 10 demiş. Hadi onu kırmayalım o zaman. Bu uçakta çalışmıyor ama. On auto. Engine mode selector normal. Cabin is ready. ECAM memo. Takeoff no blue. Checklist complete.
Taca çıkmayalım, fotoğraf çekeceğiz diye. Genelde bu hani taçengo yaptığımız meydanlarla da hava trafik kontrolörleri arkadaşlarımızla bir anlaşmaya varıyoruz. Her patende kuleye işaret ya da ikaz etmektense ya da rapor etmektense kendileri bize herhangi bir instruction verene kadar taçengonun serbest olduğunu söyleyebiliyorlar. Bu hem eğitime bir miktar daha böyle yoğunlaşmamızı sağlıyor. Hem de iş günü bir miktar daha azaltmış oluyor diyebilirim. Bugün de ATC Communication kısımlarını bir miktar geçeriz, oldu mu? Azerbaycan 1710, cleared for takeoff, runway 09, wind calm, and left hand circuit approach, report final. Alright, cleared for takeoff, runway 09er, left hand circuit approach, call you on final. Azerbaycan 1710. Kalkış klaransımız geldi. Biraz uçağı şöyle yavaşlatayım ki itemları yapmaya fırsatım olsun. Cleared for takeoff. PAX 10 kalkacaktık zaten. Değil mi? TKS'i de şöyle TAR'e yapalım. Arkadaşlar, be seated for takeoff. Okay, approach pad clear of traffic. Zaten çapraz bir şekilde giriyoruz. Line up checklist, take off runway, runway 09, cabin crew advice, TKS TARA, PAX on, checklist complete. Evet arkadaşlar, şununla işim artık bitti. Gazları bir miktar açayım. Hazır mıyız dostlar? Take off. Stabilized. Manual flex 63 SRS runway. Auto thrust blue. Thrust set. ...100 knots. Checked. V1. Rotates. Positive climb. Gear up. Gear up. Nav. Checked. Autopilot 1 on. Autopilot 1. Checked. Trust climb, climb, auto trust, checked. Heading open climb, checked. Flaps 1, speed checked. Hadi koçum. Flaps 1, select this speed. Sets, okay. Speed out star, turning left for downwind leg. Şimdilik 270 olsun. Alt. Checked. Okay, rüzgar altına dönmeye başladık. Şöyle bakalım sağımıza solumuza. Boz dağlarına bayağı bir yakın uçuyoruz. Şu radarı şimdilik kapadım zaten. Predictive wind shear açık. Lazım olan yerlerde kendisi çalışacaktır. Bir tane trafik gördüm. Kim acaba? Activate approach phase. Approach phase activated. Manage speed. Speed manage. After takeoff checklist, gear up, lap 1 plus F, spoiler. Now disarmed.
Alright, şu an rüzgar altına giriyorum. Pist görüşüm mevcut. Şuradan hatta Rosneve alıp 10 miles range'e getirdiğimde sanki güzel gibi pistte aramda yaklaşık 2,5 mil olacak gibi bir rüzgar altı patenindeyim. Speed 175 knotlarda. Bu gross weight'e göre 53,6. İlk taçengoya başlayabiliriz o zaman. Ne yapacağız? Piste ebim olduğumuzda time check yapmamız gerekiyor. Şurada noktamız da zaten görünüyor. Alright, o zaman bird on, track 267, autopilot off, light actors off, track 267. Şurası Esentepe mezarlığı sanırım. Dedemin kabri vardı. Bu bölgeye çok gidiyordu. Piste buraya doğru uzatıldı. Bildiğim kadarıyla eskiden daha kısa pisti vardı Anadolu'nun. Okey. Hadi time check. Ne kadar zaman tutacağız? Şöyle bir bakalım. Şimdi buradaki kafa rüzgarı ya da kuyruk rüzgarı komponentini kıyasladığımızda bir bakın söylemiş olduğum şey başımıza geldi. Şu an rüzgar altındayız. Ve rüzgar kafa rüzgarı. Ground speed ile true air speed'i arasındaki farka baktığımızda şu an 12 knot civarında. Bu da ne demek oluyor? 66 saniye uçacaktım. Bunu kafa rüzgarından dolayı 12 saniye daha arttıracağım. 66, 68, 78 saniye. Okay. Şu ikisinin arasındaki fark bana direkt headwind komponentimi ya da tailwind komponentimi verecek. Şu an 66 oldu. Flaps 2. Speed checked. Flaps 2. Time is up. Hadi dönüşe başlayalım. Kronoyu sıfırlayalım. İşte bu runway track set etmek biraz ızdırap oluyor. İki flap'ı koyduk. Şöyle bir alçalışı vereyim. Sonrasında runway track set edeyim. Gear down. Gear down. ...87 track set. Biraz fazla verdik bunu aşağıya. Okay, ilk touch and go olduğu için şuradaki yo-yo bana data verecektir petle alakalı ama sonraki touch and go'larda muhtemel kaybolacak. Flaps 3. Speed checked. Flaps 3. Esas bacakta kuyruk rüzgarım olduğu için smooth bir şekilde final'a dönüşe devam ediyorum. Arttıralım. Flaps full. Speed checked. Flaps full. Okey. Gördüğünüz gibi bir miktar overshoot olduk. Demek ki bu bir sonraki touch and go'da bize data olarak kalsın. Okey. Azerbaycan 1710 on final runway 09er touch and go. Okey. Sir, touch and go approved. You don't need to call for the following maneuvers. Thank you very much. Clear touch and go. Alright. Şöyle bir bakalım. Papileri gören var mı? Aynen. Şu an pette olduğumuz 3 aşağı 5 yukarı belli. Landing checklist. Gear down, flaps full, spoiler arm. Landing checklist complete. Touch and go serbest. One pass. No brakes, no reverse. Hadi bakalım. Spoiler extension'ı da görmek için bir miktar yaklaştırdım. Lowercam'in hemen üst tarafında wheel sayfasında görünüyor. Okay, rüzgar dönüyor gördüğünüz gibi. Az önce 15 knot'tı.
300'lerden esiyordu. Şimdi 58'e geldi. Altın at kafa rüzgarına döndü. Grand Speed Mini bu konuda güzel iş çıkartıyor. 500. Stabilized. Okay, slightly high. Burada artık inputlar veriyoruz. Şöyle baktım, rüzgar şu an tam karşıya geldi. Hatta 10 knot civarlarında. Biraz daha kafayı aşağı vereceğim. 200. Bu rüzgar datası bizim işimize yarayacaktır bir sonrakiler. Touch and go'larda. Şu an pede geldik. 100. Artık çok fazla chase yapmıyorum desem pedi. 50, 40, 30, Bali'ye girdim, 20, gazı kestim, hafif 5, bir rudderla şöyle center'a geldim, güzel, okey, center line, stand up, flabı 2'ye aldım bu esnada, spoiler'ı topladım, iki flabı gördüm ve go! Thrust set, rotate, continue pull, yep, positive climb, gear up, thrust climb, auto thrust, check, autopilot one on, checked, open climb heading, checked. Rüzgar altını set edeyim şöyle. 270. Okay, selected speed. Yapalım şöyle. Select S speed. 175 civarlarındaydı değil mi? Böyle yakıt azaldıkça azalacak. Speed out star. Checked. After takeoff checklist. Değil. Önce bir flabı toplayalım. Flaps 1. Speed check. Flaps 1. After takeoff checklist, landing gear up, flaps one step up, one plus F, and spoiler disarms. Checklist complete. Activate approach phase. Manage speed. Speed manage. Okay, otopilottayız. Rüzgar altına girmek üzereyiz. Hatta böyle de 10 yapalım. Şöyle tam track'e oturmuş olalım. Muttalıbın üstünden geçiyoruz şimdi. Meydanın kuzeyine, paterne girdik. Nasıldı touch and go? Burada işte dediğim gibi küçük bir briefing yapıyoruz. Baktığımızda rüzgar nasıl değiştiğini gördük. Şu an 4800 feet'te 15 knot, 20 knot'lara vuran rüzgar pist başında tam ters yönde 10 knot kafa rüzgarına döndü. Demek ki son yaklaşımda bir miktar pad, lateral ve vertical anlamda değişkenlik illaki gösterecektir. Grand Speed Mini'nin faydasını da görmüş olduk. Rüzgar değişimine göre bize tepki verdi. Palya nasıldı dersek, güzeldi. Bir miktar floating olmuş olabilir ama şu an için gayet keyifli. O zaman tekrar deneyelim, oldu mu? Autopilot off. Flight detectors off. And ebim time check. Kaç saniye? Şimdi tekrar 10 nota düşmüş bakın. Biri 181, biri 191. O civarlarda geziyor. Demek ki 66. 1 dakika. 15 saniye civarlarında uçmamız yeterli olacak. Approach checklist de complete olsun. QNH'de değişen bir şey yok. Tonla katmıştık. Şöyle bakın, şu an 9.2. Aşağı yukarı bir 600 kilo civarında falan yiyor gibi touch and go başına. Tabi meydan irtifası, circling yaptığımız irtifa bu konuda değişkenlik gösteriyor bize yakıtta. Bugün yüksekte yaptığımız için touch and go'yu bayağı bir vaktimiz kalıyor rüzgar altında bu tür sohbet ve muhabbetlere, en azından briefinglere diyelim. Şimdi Eskişehir'de olmak vardı. Vay be.
Okay, vakit doldu. Flaps 2. Bir check flaps 2. Dönüşe başlıyorum. Az önce overshoot olmuştuk. Değil mi? Bu sefer overshoot olmamaya çalışalım. Shallow descent'e başlatalım tayyareyi. Şöyle op çok olmasın. Gear down. Gear down. Spoiler arm. Flaps 3, we checked. Flaps 3. Şöyle bir bakalım ne durumda pist. Güzel. Dönüşe devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yo-yo. Şu an bize çok yardım etmiyor gibi. Biz alçalışa devam edelim. Flaps full, speed checked. Flaps full. Dönüşe de devam. Şurada bir tane yol var. Onun rengimiz olsun. Onun çok sağına, daha doğrusu güneyine gelmemeye çalışalım. Final'a dönerken ne rengi lazım. Alçalışa devam. Landing checklist. Gear down. Flaps full. Landing checklist complete. Spoiler da arm. Yine bir miktar overshoot olduk. Hemen onu bir düzeltelim. Papileri görebiliyor muyuz? Şunu bir ortalıktan sonra bakmaya çalışacağım. Güzel. Şu an petteyiz gibi. Alright. Son yaklaşmadayız. Touch and go serbest. No brakes, no reverse. Deminkinin aynısını tekrar yapmaya çalışalım. Şu an rüzgar tam soldan 11 knot geliyor. Slightly high, correcting. Eskişehir'in şöyle bir durumu var. Aslında meydan, daha çok pistin genişliği 45 metre. Lakin pistin genişliğinin kenarlarında beton yüzeyi biraz daha fazla. Bu da haliyle bir illüzyon yaratıyor. Pist normalden daha genişmiş görünüyor aslında. Bu da yüksek palye ihtimalini arttırıyor. Eskişehir'e gelenler, gündüz gelenler özellikle bu konuya dikkat etmesi de fayda var. Okey, rüzgar kafaya döndü. Slightly low. Hemen düzeltelim. Gayet güzel. Daha yumuşak düzeltmeler. Kendime eğitim veriyorum. Tatlı tatlı bombeler. Evet. Okay. Biraz yüksek ama problem değil. 3 beyaz gelebilirsin. Sıkıntı olmayacak. 100. Burada. 50. 40. Bir palyeye girelim. 30. 20. Retard. Biraz selection. Çöktükçe topluyoruz. Gayet güzel. Biraz kabardı. Problem değil. Okay, center line. Stand up. Center line. Gayet güzel. Go. Thrust sets. Rotates. Continue pull. Gayet güzel. Positive climb. Gear up. Gear up. Climb thrust. Thrust climb auto thrust. Checked. Okay. Kumandalar bende olsun. Autopilot 1 on. Autopilot 1. Open climb. Heading. Bitrend arrow bir yön değiştirsin. Flap'ı toplayalım. Demin unutmuştuk. Flaps 1, speed check. Flaps 1. Okay, rüzgar altına dönüşe başlaması için şöyle bir heading order veriyorum. Heading 270. Select S speed. Speed selected. Alt, checked. Activate approach phase. Approach phase activated. After takeoff checklist, landing gear up, flaps 1 plus F. Spoiler. Retract yapmışız, güzel. Speed brake. Sonrasında activate approach phase yaptığımıza göre manage speed. Q.
QNH'te değişiklik. Bakalım var mı? Hmm, QNH 1018 olmuş. Airport checklist'i yapmakta gördüğünüz gibi fayda var. Latest QNH 1018, Azerbaycan 1710. Correct. Alright. Nasıldı? Baktığımızda yine overshoot olduk final'a girişte. Yani approach eğitimi olduğu için approach'tan da data vermemiz gerekiyor. Onun haricinde palya nasıldı? Bir miktar kabardı gibi ama çok küçük bir kabarma kabul edilebilir. Uçak floating'e çok imkan veriyor. Aslında düşündüğümüzde boş bir uçakla iniş yapıyoruz. Karşılaştırdığımızda aslında iki inişi de, daha doğrusu diğer dolu uçakla yapacağımız inişlerde ping pong topuyla tenis topunu karşılaştırın. Şöyle yataydan bir atın bakayım uzağa. Muhtemel ping pong topu daha erken düşecektir içi boş olduğu için. Diğeri ağırlığından dolayı sağlam bir inertia ile daha uzağa gidecektir. Buradan da ne anlıyoruz? Boş bir uçakla operasyon yapıyorsanız, yani ferry uçuş diyoruz ya da positioning uçuşları, uçağınız palyada daha hızlı çökecektir. Psikolojik olarak aslında sanki boş uçak daha uzun palya yapacakmış gibi hissederiz ama İşte bu inertia işleri bir miktar farklı. Threshold'a ebim olmaya başladık. Hadi time check yapalım. Bird on. Track 267. Track autopilot off. Kumandaları verdim. Light actors off. Ne kadar zaman tutacağız? Normalde 66 idi. Şuraya baktığımda şu an kafa rüzgarı 7 knotlar, 8 knotlarda, 1.06 ile 1.15'te esas bacağa başlarız. Şimdi visual pattern'e baktığımızda aslında visual approach pattern'i bize ilgili zamanlamadan, time check noktası itibariyle atıyorum 60 saniye tutacaksak, bu 60 saniyeden 10 saniye önce iki flap konfigürasyonunda başladığımızı söylüyor. Burada bu düşünülebilir, kullanılabilir. Benim buradaki derdim mümkün olduğunca son yaklaşmaya çok böyle konfigürasyon falan bırakmamak. Çünkü dikkate almamız gereken bir sürü durum var. Rüzgar değişmesi, piste ortalama, dikey ortalama, yatay ortalama, line-up durumları. Onun dışında tabii sıcak havada yapıyorsak, convective currents, yer çok sıcak olduğu zaman sürekli uçağı kabartacak. Bunları dikkate almakta fayda var. Bu sayede hani iş yükünü çok bırakmazsak final'a. Flaps 2, pitch check, flaps 2. Çok daha iyi olacaktır. Hadi dönüşe başlayalım. Bu sefer 25 derece bank. Shallow descent start. Serhat shallow böyleyse ayvayı yedik. Gear down. Gear down. Spoiler arm. Normalde track olarak final port track'i set etmem gerekiyor ama görerek yaklaşacağım. Şu an onunla çok fazla uğraşmak istemiyorum. Laps 3 be checked. Laps 3, kuyruk rüzgarı 12 knot. Pist nerede? Okey, gördük. Flaps full, speed check, flaps full. Landing checklist, gear down, flaps full, spoiler armed, landing checklist complete. Alçalmaya devam, dönüşe devam. Alçalmaya devam. Şimdi bir öncekine göre daha iyi oldu. Hatta bir fırt undershoot bile oldu. Problem değil. Rüzgar zaten soldan esiyor. Biraz daha yatıralım. Sink rate. Onu bir düzeltelim hemen. Güzel. Ne kadar çok alçalırsak pisti görme şansımız o kadar azalıyor. O yüzden ezbere alçalış yok. Okey, son yaklaşmaya geldik. No brakes, no reverse. Touch and go serbest. Papilleri gördük mü? Şu an 3 kırmızı görüyorum. Slightly low, yani 400 fpm gayet güzel. Şu an on pet'teyiz. Rüzgar 4 knot'ta. Lakin minik minik azalıyor, artıyor. Ground speed mini de ona göre bir düzenleme yapıyor. 500. Stabilized. $400.
Kal çalışa devam. 700 FPM. Slightly high. Minik bir correction. Güzel. 200. Rüzgar zaten kafaya geldi. Daha küçük düzeltmeler. Al çalışa devam. Güzel. 50, hadi paliye. 40, 30, 20, retard. Hafif bir radar. 5. Okay. Center line. Stand up. Go. Thrust set. Rotate. Positive climb. Gear up. Gear up. Thrust climb. Thrust climb auto thrust. Checked. I have control. Autopilot 1 on. Autopilot 1. Checked. Open climb heading. Checked. Okay, let's get started for downwind leg. Turn initially 270. Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. Select S speed. S speed selected. Speed out start. Activate approach phase. Approach phase activated and manage speed. Speed managed. Alt. Checked. After takeoff checklist. Gear up. Flaps. 1 plus F. Ground spoiler disarm olmuş. After takeoff checklist complete. Okay. Rüzgar altına şöyle girerken tekrar küçük bir briefing yapalım. Üçüncü touch and go'yu yaptık. Daha doğrusu üçüncü inişimizi yaptık diyelim, aynen. Şimdi sırada 4, 5, 6, 3 tane daha kaldı. Bunlar da hep karışır bu arada dostlar. Ben şuradan yakalamaya çalışıyorum. Her paten şöyle bir 7 dakika sürse hani. Kalkış patenini de dikkate aldığımızda. 3 kere 6 işte 4, 3 kere 7, 21. 4 dakikada başlangıç kalkışını düşünürsek. Gibi. Okey, burada palyada yine bir miktar sündü. Floating oldu. Bunu nasıl engelleriz? Palya konusunda bir miktar daha. Layer moda güvenelim. Uçağı asmamakta fayda var. Kontrollü bir şekilde alçalmaya devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü touchdown zone'u kaçırırsak bu sefer iniş emniyetsiz olabilir. Özellikle ıslak ya da contaminated runway'de bunu kesinlikle istemeyiz. Hadi bir daha deneyelim o zaman. Time check'e başlayalım. You have control. Autopilot off. Light detectors off. Track 267. Ne kadar zaman tutacağız? Baktığımda 83, 87, 88, 5 knot fark var. 66, 5 daha. Demek ki 1.10, 1.11'de esas bacağa başlarız. Airport checklist'te QNH 1018'di. Onda da değişen bir şey yok. Airport checklist complete. Dediğim gibi bu sıralamada minik değişiklikler olabiliyor. Amacımız eğitim olduğu için objektif. Bu boş anlarda bilgi transferi yaparak becerideki gelişimi bir şekilde değerlendirmemiz ve aynı anda geliştirmemiz gerekiyor. Eksik madde bırakmamakta fayda var. Ama onun dışında minik deviasyonlar illaki oluyor dostlar. Yine fotoğraf çekiminden esas bacağı kaçırıyoruz. Hemen dönüşe başlayalım. Laps 2, speed check. Laps 2.
Gear down. Gear down. Shallow descent'e başladık. Laps 3, speed checked. Laps 3, spoiler arm yapalım. Flaps full, speed checked. Flaps full. Landing checklist, gear down, flaps full, spoiler armed. Checklist complete. Okay, pist görüşümüz var. Dönüş biraz yumuşatalım. Al çalışa devam. Çok sync rate'lere gerek yok. Dedim ki şu an aynı anda hem joystick hem mouse hem klavye kullandığım için final track'i set etmekte gecikiyorum. Bazen de set etmiyorum. Burada normal şartlarda final track'i set edip şöyle uçağın pedini, track'ini normal track'le kıyaslamak da keza bir farkındalığı arttırıcı önlemlerimizden bir tanesi. Okay. No brakes, no reverse, split for touch and go. Dördüncüye gidiyoruz şimdi. Papileri gören var mı? Bakalım. Şu an tam peddeyiz. Gayet güzel. Genelde ilk touch and go, daha doğrusu ilk demeyeyim de touch and go yapan öğrenci pilotlarımızla ortak karşılaştığımız bir durum. Pistin sağına doğru inmeye çalışıyorlar. Bu genelde şu kokpitteki bu açının kesiminden dolayı kaynaklanıyor. Bu normal. Yani hepimizin başına gelmiştir illa ki. Lakin işte şartlanmamakta fayda var. Ve bunu düzeltici olarak pisti bacaklarımızın arasında tutmamız gerekiyor diyebilirim. Buradan kopyalayabiliriz. Slightly high. Hadi düzeltelim. 200. Güzel. Birazdan gelecek bet. Al çalışa devam. Çok güzel. Şu 100. An on bet. Minik bir aynen düzeltme. Bali'ye 50. Girdik. 40. 30. 20. Retard. Okay. Al çalışa izin veriyoruz. Al çalışa izin veriyoruz. 5. Güzel. Center line. Merkez hat muhafaza. Stand up. Go. Boga. Hadi koçum. Hah. Joystick sağ olsun. Rotate. Thrust sets. Continue pull. 15 degrees targets. Positive climb. Gear up. Gear up. Thrust climb. Trust climb auto trust. Checked. Autopilot. One on. Open climb. Heading. Checked. Okay, rüzgar altına hemen çeviriyorum uçağı. Speed trendi bekliyorum bu ara. Laps one. Speed checked. Laps one. Select S speed. Speed alt star, S speed selected. Activate approach phase. Approach phase activated. Manage speed. Speed managed. Alt, checked. Okay, Phoenix'in klasik karın ağrısı. Pressurization yine kafayı yiyor. Onu clear ettim. After takeoff check this. Landing gear up. Flaps 1 plus F. Ekleri zaten kullanmamıştık. After takeoff checklist tamamlandı. Approach checklist'e baktığımızda bakalım QNH'de bir değişiklik var mı? Yok, hala 1018 devam. Approach checklist'e complete. Asıl da yine palya bir miktar uzadı. Bu miktar player mode, pistin parlaması sebebiyle olabilir. Tekrar bir deneyelim şansımızı. Alçalma güzel. Son dakika bir miktar yüksek kalmıştık. Onu nasıl düzelttik? Standart 700 FPM'den 800'e çıkardık. Pede oturduk, sonra tekrar 700'e aldık. Yani bu
piste yaklaştığımız andaki düzeltmelerin böyle mümkün olduğunca minik olması gerekiyor. Böyle büyük inputlardan kaçınmakta fayda var ki normal low'u dikkate aldığımızda bütün inputları değerlendiren bir yapı ve structure söz konusu. Okay, threshold'a geleceğiz. Time check yaptıktan sonra kumandaları vereyim. Şimdi burada öğretmenin kumanda alma zorunluluğu yok. Hani bunu yanlış anlamayalım. Ben sadece simülasyondan dolayı bir miktar iş yükümü azaltıyorum. Time check. Autopilot off. Flight directors off. Bird on. Track 267 sets. Ne kadar zaman tutacağız? 66 idi. Şu an 3 nota düştü. Fark kafa rüzgarı. TAS ground speed'den fazla olduğu için 1.06, 1.10'da döneceğiz. Şimdi FD'leri kapadığımda gördüğünüz gibi şurada bir tane mavi bir çıkıntı var. Bird zaten bizim şu anki pedimiz. Biraz şöyle kaldırayım, alçalmayı engelleyeyim. Bu mavi işte benim şuradaki set ettiğim track'i gösteriyor. Gördünüz. Oradan da ne rengi alıyorum. Final'da bunu runway track'e set etmemin altında yatan sebep bir şekilde rüzgardan sonra uçan deviyasyonu piste göre ne doğrultuda olduğunu görme şansım oluyor. Sağ mı açılıyorum, sola mı açılıyorum? Drift'i yakalamamı sağlıyor. Okey, 5. Tachengo'ya gidiyoruz o zaman. Laps 2, speed check. Laps 2, time is up. Hadi dönüşe başlayalım. Alçalışa devam. Çok fazla bank oldu bu sefer. 25 yeterli. Güzel. Arkada pakize de var ona göre. Kimsenin midesini bulandırmak istemeyiz değil mi? Gear down. Gear down. Spoiler arm. Bir miktar artık esas bacak gösterebilirim sanki. Şuradan da her zaman pisti görme şansım var. Buna göre dönüşümü de ayarlarım. Flaps 3 speed checked. Flaps 3. Dönüşe devam. Flaps full speed checked. Flaps full. Okay, landing checklist gear down. Flaps full. Spoiler armed. Landing checklist complete. Alçalışa devam. Dönüşe devam. Bozuyup yolunu gördük. Onun dışına taşmıyoruz. Biz şu an tam karşımıza gelecek. Yine sol arkadan bir miktar rüzgar var. 330'dan. O bizi yine overshoot etti. İşte bu rüzgar bilgisi her irtifada değişkenlik gösterecektir. Özellikle böyle pistin yanında bir dağ, tepe falan varsa dağ esintisi her irtifada şeyi değiştiriyor, sıcaklık farkını. Okey, son yaklaşmadayız. 1000 geliyor. Radyo altimetre artık ötmüyor gördüğünüz gibi. Pes etti. 5. Tachengo olacak. No brakes, no reverse. Tachengo serbest. Stabilized. Rüzgar yavaş yavaş kafa rüzgarına döndü. Alçalışa devam. Slightly high. Now on pad. Sink rate'e yaklaşmayalım çok. 300. Alçalışa devam. Slightly high. Pad'deyiz şu an. Evet, güzel. Touchdown zone'a odaklanalım. 100 50 40 30 20 retard 5. Gayet güzel. Süper. Center line. Stand up. Go.
set. Rotate. Continue pull. Yep. Positive climb. Gear up. Gear up. Autopilot 1 on. Autopilot 1. Nasıl? Stand-up yapmadığımızda, ki az önce bahsetmiştim ya şeyin eğitimin başında, ben bu joystick'ten dolayı tam yapamıyorum onu şu esnada. Pull up ne kadar geç geldi, motor doluya set ettik, neredeyse 5 saniye sonra değerlere gelmeye başladı. Open climb, go around track, check. Laps 1, speed checked. Laps 1. Speed all star, select S speeds. S speed sets. Activate approach phase. Manage speed. Speed managed. Alt. Checked. After takeoff checklist. Landing gear up. Laps 1 plus F. Checklist complete. Alt. Şimdi rüzgar altına tekrar giriyoruz. 5 tane touch and go yaptık. Şimdi artık 6.'sı iniş olacak. Dediğim gibi yaklaşma ve iniş eğitimiydi bu. İndikten sonra da stop and go prosedürünü uygulayıp ikinci öğrenci için tekrar aynı paternin yapılması. Tabi öğrencinin performansını da dikkate aldığımızda burada yaklaşmalardan bir tanesinin auto thrust off şekilde yapılması da düşünülebilir. Ki bazı atoların syllabuslarında bu şekilde görünüyor bu eğitim. Tavsiye ediyoruz tabii ki de. Lakin hayatımın sonuna kadar neredeyse Airbus'ı auto thrust'a süreceği için çok da mühim değil. Bu konuda hani auto thrust off yaparak touch and go'da eğer problem yaşayanlar olsa çok fazla canlarını sıkmasınlar. Şöyle bir tekrar bakalım Eskişehir'e. Şeker fabrikası. Karşıdaki şu alan sanırım. Şöyle şu bölge. Okey, o zaman bu sefer full stop olacak. Bu da ne demek oluyor? Auto break tercih edeceğiz. Bu sefer artık reverse ve break kullanacağız. Ne kadar zaman tutalım? Şöyle bakalım. 85-87. Neredeyse artık rüzgar komponentini yitirdiği gibi 1.06 tutabiliriz. Hatta 1.08. 1.06 diyelim hadi. Nasıl? Buradaki bu mavi çizgi bayağı kullanışlı. Mutabık mıyız? Yaklaşık 7 dakikada, 7 dakika 20 saniyede de bir paterni tamamlıyoruz. O zaman artık otopilottan çıkalım desenize ya. Autopilot off, flight directors off, bird on, track 267 set. Hatta birazdan biz final'a döneceğiz. Artık buradan set edelim. 087 final track. Gördüğünüz gibi artık komponent bir nota düştü. Headwind komponente. 1.06 demiştik. 56 geçe. Daha sonra saniye 56 olduğunda flap 2'yi koyalım. 0.6'da dönüşe başlarız. Laps 2 speed checked. Laps 2. Hadi dönüşe başlayalım. 20-25 derece bank. Shallow descent'e başlayalım. Gear down. Gear down. Spoiler arm. Cabin crew be seated for landing. Cabin advised. Flaps 3, speed checked. Flaps 3. Flaps full, speed checked. Flaps full. Anadolu Tower, Azerbaijan 1710, turning final to land. Azerbaijan 1710, clear to land runway 09er. Clear to land runway 09er, Azerbaijan 1710. Okay. Full stop demiştik. Bir şekilde clearance'ımızı da aldık. Pisti görüyoruz.
Rüzgar artık iyice azaldı başlangıca göre. Landing checklist, cabin crew advised, decam memo öncesi, gear down, flaps full, spoiler, armed, landing checklist complete. Hala soldan 5 tane komponent var. Okay, no brakes, no reverse. Kolumuz yok artık. Frenleme yapacağız. Yere değdikten sonra reverse transit edeceğiz. Onu da unutmayalım. Biraz yükseğiz. Continue descent. 1200 çok olabilir. 1000 FPM'ler keyif verecektir. Güzel. Sadece slightly high. Birazdan P'de oturacağız. Gayet güzel. Al çalışıyor devam. Minik türbülanslar oluyor. Problem değil. Okay, şu an 10 pets. 137 knot ground speed'imiz. Yaklaşık 700 FPM bizi kurtaracaktır. Çok 500 yaparsak tekrar bak slightly high oluyoruz. Al çalışıyor devam. Güzel. 200. 100. Al çalışıyor devam. Güzel. 50, 40, 30, 20. Retard. Kabardık bu sefer. Panik 10, yok. Yedirmeye çalışıyoruz 5, ve bırakıyoruz. Güzel. Spoilers. Reverse green, diesel. Seventy knots, checked. Manual braking, auto brake off. Taksi süratine şöyle bir fırt yavaşlayalım, zaten başka trafik yoktu. Reverse'den de çıkıyorum. Incremental thrust açayım. Nozzle string'i de alayım. Okey, idle'a geçtiğimize göre bir time check daha yapalım. Cooling period için. Biz tekrar eski yerimize park edeceğiz. Muhtemel ikinci sola döneceğiz buradan. After landing'i de çıkınca yaparız. Çünkü biz stop and go düşünmediğimizden park pozisyonuna devam ediyoruz. Azerbaycan 1710, welcome back. Taxi to apron, stand number 1. Azerbaycan 1710, all information copy, stand number 1 in the apron. Thanks. Okay, zaten cooling period için bir fırt bekleyecektik. Ben iyice yavaşlattım tayarıyı. Hadi after landing'e bakalım. Ortadan yapıyorduk değil mi? Güzel. APU çalıştırabiliriz. FS control panel constraint'ler kalabilir. Ready to wind shear. İki kez kapadık. Şimdi buradan böyle bir sol, sonrasında tekrar sağ yapacağız. Burun doğu olacak şekilde bırakacağım. Başka uçak yok zaten. After landing checklist. Radar and predictive wind shear off. Flaps retracted. Checklist complete. Aslında bu kadar dar alanda marş alır da gerekiyor. Pek çizgi bizi kurtarmaz gibi. Dur bakalım.
Okay, şöyle duralım. Parking brake set, lights off. Allah'tan marşalar yok. APU avail, APU bleed on. 2 dakika 50 saniye. Güzel. Transponder operation biraz daha bekleyelim. 3 dakika şimdi doldu. O zaman engines off. Seatbelts off. Bakalım motor saatlerine. EGT'ler sönüyor. Motor envanları da 10'un altında. Beacon off. Transponder operation 2000 set and standby. Okay, all slide disarmed. Onu da gördük. Sırada parking checklist, parking brake or chucks, parking brake set, engines off, beacon off and fuel pumps off. Parking checklist complete. T-board şimdilik istemeyeyim. Ben buradan kendim ayarlayayım bunu. Ground power unit bağlanmış. Çoksar inmiş. Güzel. Bize hemen merdivenleri yanaştırsınlar. Slide'lar zaten disarmed'ı. Şuradan external power on. Hava sıcaklığı uygun görünüyor. APU off yaptım. Parking brake released. Pressure zero. Aircraft is stationary. Güzel. Okey. Kapıları da o zaman açabiliriz. Kaç dakika olmuş? Şöyle kalkıştan inişe neredeyse 50 dakika. Güzel. Dışarı çıkalım mı? Evet sevgili arkadaşlar, Eskişehir Anadolu, daha doğrusu Hasan Polatkan Havaalanı'nda Anadolu Kule'nin yardımlarıyla bir aircraft base training gerçekleştirdik, Pachango eğitimi. 6 tane yaklaşma ve inişin olduğu bir eğitim oldu. Umarım doğru saymışsınız, bu hep karışır çünkü. Tek pilot olduğu için şu an hem instructor hem de trainee pilot'ı canlandırmaya çalıştım. Bu dönem içerisinde 320 tip eğitimi alan yeni arkadaşlarımız illaki meydan farklılığı olacaktır ama buna benzer nitelikte bir prosedürle bu eğitimi alacaklar. Lisanslarına A320 işlenmesi adına. Umarım keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eskişehir'den selamlar.